Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Bazı geceler babam alkol alarak sarhoş eve geliyor. Ona karşı nasıl davranmalıyız? İçki içmek günah kebair. Bu günah kebaire düşmüş olan insanlar İslami bir eğitim almadıklarından dolayı bu noktaya düşerler. Bir de babam dediğine göre bu kimse en az 25-30 yaşlarındadır. Takribi 50 yaşındadır o kimse. 50 yaşındaki kimselerin büyük bir çoğunluğu batıda yaşayanlar dini bir eğitim almadılar. Öyle olunca dini eğitim almamalarının yanında bir de bu tip gayrimeşru eğitim almak, içki içmek gibi haramları haram bile görmediler. O yüzden böyle içki içen bir kimseye ters davranmayın. Eksik yanlış davranmayın. Onunla diyalog kurun. Onunla bu noktada bir şekilde yapabiliyorsanız onu o yoldan çevirmeye çalışın. Ben evlenmek istiyorum fakat babam alkol aldığında anneme zarar vermesinden çekiniyorum. Annemin üzülmesini istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bu noktada evliliğini geciktirme. İnşallah o da tövbe eder, geri döner. İnşallah annene de zarar vermez. Evlilik yolunda acele etmeli miyim? Görüştüğüm biri var ama babamın durumundan ötürü çekiniyorum. Bu noktada evlilikle alakalı hızlı hareket etmekte fayda var. Bunları, bu evlilikle alakalı acele mi edeyim, yavaş mı edeyim, bana sormayın bunları. Benim bu noktadaki verecek olduğum cevaplar size çok uygun düşmeyebilir. Bu böyle şu anda gençlerin, insanların Kur'an ve sünnet dairesinde davranmamaları bir yana, bu konuda da eksik davranıyorlar. Ben bazen böyle latife yapıyormuşum gibi zannediliyor evlilik bir dakika deyince. Bunu latifeden söylemiyorum. Bir kimse evlenmeye karar verdiyse bir dakika içinde evlenir. Evlenecek. İşte bir erkek evlenecekse gider kadına der ki ben evleneceğim, hazırım. Hemen seni nikahlayabilirim. Bitti. Kız da derse ki eğer kız kendi göbeğini kendi kesiyorsa ben evleniyorum veya evlenmiyorum der. Yok kız kendi göbeğini kesemiyorsa aileme danışayım der. Veyahut da kız şunu diyebilir. Git aileme konuş. Gider bir kimse kızın babasına der ki selamünaleyküm, aleykümselam. Ben sizin kızınıza talibim. Nikahlamaya geldim. Bu kadar. Bunlar size tuhaf geliyor. Evlenmeyi arzu eden kız veya erkeğin 3 sefer görüşme hakkı var. Bir görüştü kızla. Tamam mı? Tamam. Velhattal namin. Bitti. Tamam değil. Bir daha görüştü. Kafalarına takılan bir şey var. Bir daha görüştüler. Tamam mı? Tamam değil. Bir daha görüşmemiz lazım. Bir daha görüştüler. İşte 2 günde, 3 günde bir görüşüldü. Tamam mı? Tamam. Bitti. Geri kalan prosedürü uzatıyor insanlar. Bunu aileler yapıyor. Bunu anne babalar yapıyor.
Bir erkek evlat evlenecek. Babası evlendirecek onu. Çocuk kendi başına evlenmeyecek. Babası evlendirecek. Babasına gidecek, diyecek baba sen mi evlendirmek istiyorsun beni? Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? Oğlum sana 30 lira evlenmek için para ayırdım ben. Tamam baba. Bitti. Baba sen mi vereceksin beni? Evet, iyi ver beni o zaman. Yok hayır baba ben istediğimle evleneceğim. Tamam mı oğlum istediğinle evlen. Kimi istiyorsan onu alayım. Bitti. Bu meselede Kur'an, sünnet bu bugünkü insanların düşündüğünden, yaşadığından önde. Dindarından da önde, dini yaşamayandan da önde. Dini yaşamayan ne yapıyor? Görüşüyor, kız görüşüyor, çıkıyor, geliyor, gidiyor, dolbuluşuyorlar. Konuş Allah, konuş Allah, konuş Allah, çık Allah, çık Allah. Bütün herkes biliyor, bu oğlanla çıkıyor, bu kızın sevgilisi. Git Allah, gel Allah. En son 3 yıl sonra olmadı. Ya 3 yıl neredeydiniz aklınız? Bu yani dindar bir aile değil. Hoş şimdi dindarlar da aynı. Değişmedi. Şimdi dindarın da aynı. Kızının görüştüğünü biliyor, seslenmiyor. Oğlunun görüştüğünü biliyor, seslenmiyor. Üstü örtülü. Öbürkünün üstü açık, bunun üstü örtülü. Ne fark kaldı ki? Söz konusu evlenmezse 3 sefer hakkı var sünnet-i Resulullah'a göre. Bir görüştü olmadı. İkinciyi görüştü olmadı. Üçüncüyü görüştü olmadı. Velhattal namin. Tamam bak işine. Olmadı bak işine. Evlenmekse derdin bak işine git bul birisini daha evlen. Kız tamam mı dedi, tamam. Görüştü mü? Görüştü. Hemen git aileni gönder. Hadi o prosedürü de yap. Gönder anneni babanı. Selamünaleyküm aleyküm selam. Biz sizin kızınıza talibiz. Geldik oğlumuza nikahlamaya. Oğlumuzu nikahlamaya geldik. Bu kadar. Ha erkek işte genelde bu İslam'da da düğün erkeğe aittir. Ne yapabilecekse onu söyler. Yani normalde sünnet-i Resulullah'ta da düğün erkeğe aittir. Kıza ait değildir düğün. Bir adam ya alsın götürsün kızı eve ne isterse 7 gün düğün yapsın bana ne? 10 gün düğün yapsın. 20 gün düğün yapsın. O erkeğe ait. Veya hiç yapmıyor. Erkeğe ait. Kız ona diyecek ki, erkek ona diyecek ki ben seni nikahlayacağım, götüreceğim. Kabul müsün? Hayır. Tamam, bitti. Kur'an ve sünnete göre evlenen çok az. Hüseyin'i az önce içeride gözüm gördü bizim kuyucunun damadı. Gitti, görüştü. Tamam, telefon açtım. Tamam mı? Tamam. Kızla görüştüm. Kızım tamam mı? Tamam. Var mı bir sıkıntı? Yok. Hacı Mehmet ver bakayım telefonu. Hacı Mehmet'i aradım. Selamun aleyküm aleykümselam. Hacı Mehmet bu çocuk benim yanımda çalışıyor. Bunun benim yanımdan izin alıp gitmesi demek benim dükkanda mıhlanıp çalışmam demek. Benim dükkanda mıhlanıp çalışma imkanım yok. Benim hemen hemen her gün sohbetim var. Hacı Mehmet'in dediği şey şu, emrin olur neyi nasıl istiyorsan öyle yap. Onların nikahlarını kıy gönder dedim ben. Bu kadar. Çocuğun annesi babası ne düşündüyse düşün bilmiyorum artık. Nikahını kıydı gönderdi, düğünü 10 gün sonra burada 20 gün sonra ne düğünü yaptık. Abartıyor da onu da. Çocuğun annesi babası, Hüseyin'in annesi babası yapacak yani. Onlar da bir oğlumuz var, düğün yapacağız diye çırpınıyorlar. Yapın. Ne yapacaksanız yapın.
Kur'an sünnete göre kimse kolaylaştırmıyor bu konuda. Kimse dimdik hareket etmiyor. Erkeklerde de sıkıntı var. Adamlar da adam gibi orta yere çıkıp patır kütür çatır kütür evlenecek adam da yok. Yok. Adamın kafasında bin bir tane tilki var. Anasına danışacak, babasına danışacak, amcasına danışacak, danasına danışacak, inene danışacak. Danışacak da danışacak. Adam göbeğini kesemiyor ki. Adam da kesemiyor göbeğini. Oğlanın annesi babası ayrı, kızın annesi babası ayrı. O kadar çok mutlu ve memnun olması gereken insan var ki. Yani yok. Bu gerçekten ümmet için büyük zorluk. Ha böyle zorluk yapmayıp da böyle basit bir şekilde evlenen de kadın adam kıymeti bilmiyor. İşin bir de o tarafı var. Onu da yaşadım. Basit evlendiriyorsun, laf bu. Mustafa abi olmasaydı sen beni alamazdın. Öbürkü de diyor, Mustafa abi olmasaydı ben sana varır mıydım? Ben seni alır mıydım? Allah sizin iyiliğinizi versin. Bir nimet, evlenmişsiniz. Evliliği nimet olarak görün. Evlenmişsin, nimet. Evliliği nimet olarak gör. Evlenmişsin. Yok. Evliliğin mahremiyetine, evliliğin maneviyatına, evliliğin içselliğine, evliliğin dışsallığına uyabilecek olan insan çok az. İşin bir de bu tarafı var. Allah selametlik versin. Bir üniversitedeki öğretim üyesi öğrencilerine diyor ki Hazreti Adem ilk insan ise kime peygamber olarak yaratıldı? Peygamber olarak gönderildi. Kendisinden sudur edecek olan insanlara. Kendisinden sudur edecek olan insanlara. Tabiri caizse tabiat boşluk kabul etmez. İlk doğan çocuklar aynı zamanda bir peygamber çocuğu. Çocukluklarından itibaren bir peygamberin eğitimini aldılar. Yani ilk doğan çocuklar cahil değil. Eğitimsiz değiller. Öğrenimsiz değiller. O yüzden Allah'ın yasası onlara da geçerli. Boşluk yok. Sonradan çocuklar çoğaldı da Adem'e peygamberlik kabul inmedi. Adem peygamber olarak yeryüzüne gönderildi. Peygamber olarak. İnsanlığın başlangıcı peygamber. Yine insanlığın sonuncusu, sonuncusu bir veli. Kim? Zamanın mürşidi kamili, zamanın kutbu. O ölünce kıyamet kopacak. Nasıl başlangıcı hayır ise, sonunda da hayır ortadan kalkınca kıyamet kopacak. Yeryüzünde Allah diyen var olduğunca kıyamet kopmayacak. Hiç kimse kıyamete zaman biçmesin. Yeryüzünde Allah denildiği müddetçe kıyamet kopmayacak. Neden şeytanlaşmış insanlar sufilerle savaşıyorlar? Sufiler insanlara Allah dedirtmek için uğraşıyorlar. Yeryüzünde Allah diye zikredenler olduğu müddetçe kıyamet kopmayacak. O zaman senin bedenin de yeryüzü. Senin bedeninde Allah denildiği müddetçe senin bedeninde de kıyamet kopmayacak. Sen Allah dedikçe senin aklında kıyamet kopmayacak. Sen Allah dedikçe senin gönlünde kıyamet kopmayacak. Çünkü kıyamet kafirlerin üzerine kopacak. Kafirlerin üzerine kopacaksa senin kalbinde küfür hakim olmadan senin vefat edeceksin. Küfür hakim olursa sende kıyamet kopacak.
Aklına küfür hakim olursa aklında kıyamet kopacak. Kalbinde küfür hakimse kalbinde kıyamet kopacak. Bedeninde küfür hakimse bedeninde kıyamet kopacak. Ama sen aklınla, kalbinle, vücudunla, içinle, dışınla mümin isen sana kıyamet yok kardeş. Bırak kıyametten münafıklar, mürtetler, müşrikler korksun. Onlar korksunlar. Sen Allah dediğin müddetçe bir küçük kıyamet olarak algılıyorsan sende küçük kıyamet kopmayacak. Yok, sendeki kıyameti büyük kıyamet olarak görüyorsan kopmayacak. Ben insanın üzerindeki kıyameti büyük kıyamet görenlerdenim. Bana ne güneşin dürülmesinden, sen içindeki güneşin dürülmesinden kork. Senin içindeki hidayet güneşin dürülürse o zaman yandığının günüdür. Sana cehennemin ateşi 7 mızrak boyunda yaklaştığında sen kork. 1 mızrak boyu cehennemin ateşi sana yaklaştığında kork sen. Sen ne olacak öbür kıyamette cehennem ateşi yaklaşacakmış? Geç, zaten geçti ki. Sen şimdi bak. Sen şimdi sana cehennemin ateşi yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu? Onu görmeye çalış. Senin ağzından bir yanlışlık çıktığında cehennemin ateşini burnunun ucunda hissediyor musun, hissetmiyor musun? Senden bir haram sudur ettiğinde burnunda cehennemin kokusu var mı yok mu, ona baksan. Ama bu halde kaç kişi kaldı ki? Kaç kişi kaldı? Kaç kişi bir namazı terk ettiğinde günü cehennem perdesi olarak geçecek? Kaç kişi eğer ki bir haramı işlerken o haramı cehennem perdesinde işlediğini görecek? Kaç kişi? Evet, Adem peygamber olarak gönderildi. Allah gelecek olan nesilleri peygamberin eğitimine sundu. O yüzden Adem'in çocuklarının bizim haktan, hakikatten haberimiz yoktu deme lüksü yok. Bizim haberimiz yoktu deme lüksü yok. Bize din tebliğ edilmemişti deme lüksleri yok. Allah onları dini tebliğ etti. İnsanlığın başlangıcı nurani. Her çocuğun İslam üzerine doğması gibidir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva kavim ismi midir diye kafa karıştırıyor. Karıştıracaklar. Dil bilgisi yok. Dil bilgisi. Buna bakacak olan bu meseleye dil bilginleri bakacak. Oturacak kelamcılar buna hükmedecekler. Dil bilginleri buna oturup hükmedecek. Yok, bizim memleketimizde herkes her şeye hükmediyor. Ayrıca aynı öğretim görevlisi kadının yaratılışında eşitsizlik olarak görüp Allah'ın çamuru mu tükendi ki kadınları erkeğin göğsünden yarattı diye yorumlar yapıyor. Yapacak. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü yaratması vardır. Bir şeyden bir şey yaratır. İki, hiçbir şeyden bir şey yaratır. Varlığın başlangıcı hiçbir şeyden bir şey yaratmaktır. Hiçbir şey yok iken Allah kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. O yarattığından bütün şeyleri yarattı. O yüzden bu Allah'ın çamuru mu tükendi? Bu böyle hani ilmi bir şey değil.
ilmi bir şey değil. Biz de ona desek ki aklın tükenmiş senin. İlmi bir şey değil. Bu zaten Adem'in ve Havva'nın yaratılışı bir inançla alakalı. İnanç. Bunun karşılığında bir kimse bilimsel bir şey oturtturamaz ki. Bizim inancımız bu. Dört kitabın da inancı bu. Normalde bugüne kadar gelmiş olan bütün inançlar İslami olarak aynı inanca sahibiz. Önce Adem yaratıldı. Adem'den Havva yaratıldı. Adem'den Havva yaratıldı. Böyle inanıyoruz bunu. Bu bir inanç. Bunu normalde ilimle, bilimle sınamak, bilimsel bunun karşılığını bulmak şu an için mümkün değil. Bunun bilimsel karşılığı şu an için mümkün değil deyip bir kimse inanmayacaksa inanmasın. İnançların bilimsel karşılığı yoktur zaten. İnançtır bu. Yani siz bir Budist'in Buda'nın önünde durup Buda'ya karşı inancını bilimsel bir şekilde anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. Bir Hristiyan'ın İsa Tanrı'nın oğludur inancını bilimsel olarak bunu anlatabilir misiniz? Bu bir inanç. Adem'in varoluşu ve Adem'in yaratılışı, ardından Havva'nın yaratılışı bir inanç. Bu inanca kalkıp da yani Allah'ın çamuru mu bitti diye alayvari bir şekilde konuşmak, bir kimsenin inancıyla alay etmek. Bir inanç sahibinin inancıyla alay eden kimse cahillerdendir. Ne okuduğu önemli değildir. Hiçbir inancın bilimsel karşılığı yoktur çünkü. İnançla bilimi karşılaştırmaya çalışıyorlar ya. Veya ayetlerle bilimi. Ya kardeşim ikisi ayrı noktalarda. Ayrı kulvarlarda yürünmesi gereken şey. Ben inanç olarak ilk yaratılanın Adem olduğunu insan olarak ondan Havva'nın yaratıldığına inanıyorum. Bunu benden bilimsel olarak denklemini sorma. Sen bilimsel bir denklem koyacaksan koy ben önümüze. De ki bilim olarak bunu bulduk de. Bilim olarak bunu bulduk demeyenler Allah'ın çamuru mu bitti diyor. Gerizekalılığını gösteriyor. Ben buradan da gerizekalı deyince mail döşeniyorlar. Profesörlere gerizekalı dedin. Ya kardeşim ben gerizekalı demeyeceğim. Ama bir öğretim üyesi inançla alakalı bir meselede. İnanç. Allah'ın çamuru mu bitti dediğinde gerizekalını gösteriyorsun. Bu inanç. Geçenlerde de demişler ki İslam mantık dini. Mantığa uymazsan ne olacak? İslam'dan çıkacak mı? Dinin kendi içerisinde mantığı var. Dinin kendi içerisinde. Sen ondan bilim mantığı arama. Öyle diyene söyledim. Elif, lam, mim. Söyle dedim mantığını. Söyle mantığını. Yok. O yüzden ilahi. Bakın o yüzden ilahi. Senin mantığının üstünde. Ama dinin kendine ait bir mantığı var. Eyvallah. Dinin kendi mantığı içerisinde elif, lam, mim. Bir ayet mi Harun Hoca? Ayet değil mi? Biz onun ayet olduğuna inanıyoruz. Manası var mı? Yok.
Ne diyoruz? Allah biliyor. Manası var, bilmiyoruz. Bilen de söylemiyor. Biz avam Müslümanlar bilmiyoruz. Bilmiyoruz bakın. Nerede mantığı? Yok. Yahudilere cumartesi gün balık tutmak yasaklanmış. Var mı mantığı bunun? Yok. Dinin kendi içerisinde mantığı var ama. Allah emretti. Namaz kılın diyor. Var mı mantığı? Yok. Namaz kılmanın mantığı yok. Bilimsel mantığı yok. Oruç tutmanın bilimsel mantığı yok. Hacca gitmenin bilimsel mantığı yok. 4 tane duvar, 7 sefer dönüyorsun. Nerede bilimsel mantığı bunun? Yok. Oturuyorlar, bunun her şeyi bilimsel. Yok kardeşim, bu din, bu inanç. Bu 2 kere 2 4 yapar değil bu. Bu kalbi bir şey. Neden imanı tarif ederken bütün kelamcılar imanı tarif ederken iman dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Hatta bazılar demişler ki kalb ile tasdik yeter. İmam Maturidi yetmez demiş. Hanefiler yetmez. İmam-ı Azam yetmez demiş. O kimse dil ile ne yapacak? İkrar edecek. Ben Müslümanlardanım. Çünkü dil ile ikrar etmesi onun hukukunu belirliyor. Kalb ile tasdik etmez. Ben Müslümanlardanım diye ikrar edecek. Sebep onun hukuku Müslümanlara göre. Yani Muhammedilere göre o kimsenin hukuku uygulanacak. O kimse dedi ki ben Allah'a iman ettim kalben. Dil ile ikrar. Ben İsevi'yim. Eyvallah. O İsevi. Onun hukuku İsevi'ye göre olacak. Dil ile ikrar. O dedi ki ben Musevi'yim. Eyvallah. Onun hukuku Musevi'ye göre olacak. Dil ile ikrar. Bir kimse dil ile ikrar edince sen ona küfür fetvası veremezsin. Şimdi de bu var. Adama diyorsun ki ben iman ettim kardeşim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenim. O da hala da sen kafirsin diyor. Yani dese ki işte Kur'an'dan bir ayeti kerimeyi inkar eden kimse küfre düşer. İyi. Bunda bir sıkıntı yok. Kardeşim benim kafirliğime hükmediyorsun. Hangi ayeti kerimeyi inkar ettim ben? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerinden hangisini inkar ettin? Beni küfürle itham ettin. Haram işleyebilirim. Yanlışlık yapabilirim. Bir haramı helallaştırmadım ya. Söyle. Söz yok. Hangi ayeti inkar ettim? Hangi meşhur herkes için kabul edilmiş bir hadisi inkar ettim? Nerede haramı helal ettim? Nerede helalı haram ettim? Bir insanın küfrüne fetva vermek için bunlar olması lazım. Ses yok. Cahil. Allah muhafaza eylesin. İşte bu da çamuru mu kalmadı diyen kimse cahil. Cahil. İnanç kardeşim bu. Sen inancı matematiğe vurmaya çalışma. Aynı hatayı kendince Müslümanlar da yapıyor. Bir şey buluyor bilim insanı. Bu Kur'an'da yazıyor. Kardeş onu daha önce ne söylemedin yazdığını bize? Bırak.
Onunla onu karşılaştıracağım diye uğraşma. Birinin yolu ayrı, birinin yolu ayrı. Geldi ya sahabe, hurmaları dedi aşılayalım mı? Aşılamayın dedi. Bir dahaki seneye geldiler, müşrikler aşıladılar. Fazla hurma aldılar, biz aşılamadık, azaldık. Ne yapalım? Bildiğiniz gibi yapın bu işleri, bize danışmayın dedi. Ya semada bir şey oluyor, gökyüzünde bir şey var. Ya ne, bana ne ya? Bana ne kardeşim? Sen onu incele, araştır, bul. Bilim olarak onunla uğraş. Sana engel olan var mı? Mars'a git, git. Jüpiter'e gidiyorsun, git. Matematiğin dibine giriyorsun, gir. Biyokimyanın, fiziğin dibine giriyorsun, gir. Allah yolunu açık etsin, alkışlıyoruz seni. Ben senin küfrüne fetva vermiyorum ki. Sen varlık aleminin içerisinde bilimsel olarak istediğin bilimsel çalışmayı yap. Sana engel yok. Dinen de engel yok sana. Ama ben inanmışım. Cenab-ı Hak Adem'i çamurdan yaratmış. Sonra da kendi ruhundan ve nurundan üflemiş ona. Sen Adem'de çamurdan yaratılmadığına dair bilimsel bir şeyin var ise sun bize. Kendileri açıklıyorlar. Anne karnında az bir şey çamur oluştu. Sen kendin açıklıyorsun. Ayet-i Kerime diyor ki biz sizi kan pıhtısından yarattık. Sen söylüyorsun kan pıhtısından yarattık. Oldu anne karnında diye. Yine bilim söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. O dese ki zaten kan pıhtısında görmedik. Sen daha görmemişsin diyeceğim. Ben yine öyle inanacağım ona. Neden? Bilimsel doğruluk yok çünkü. Bilimin doğrusu yoktur. On yıl sonra bugün doğru dediğinizin başka bir doğrusu çıkar. Bak Einstein'ın teorisi 100 yıl sonra ispat edildi. 100 yıl sonra. Adam bir teori koydu. 100 yıl sonra ispat edildi. Darwin teorisi daha ispat edilmedi. Teori. Doğru mu? Değil. Neden? Teori. İspat edildi mi? Hayır. Bilimsel ispatı var mı? Hayır. Ama diyor ki ben maymundan geldim. İyi kardeş, sen maymundan geldiysen ne yapayım? Allah yoluna çıksın. Hiç itiraz etmiyorum. Diyorlar neden? Ya neden itiraz edeyim? Ayet-i Kerime var diyorum. Cenab-ı Hak Yahudilerin bir kısmını maymuna çevirdi. Bu sefer antiseministsin sen diyorlar. Ya ben antiseminist değilim. Ne işin var Yahudi düşmanlığıyla? Bana ne? İnsan insandır. Yaptıklarınızdan dolayı düşmanız size. Sebep? Yani siz çoluğun çocuğun üzerine bomba atıyorsunuz. Siz şehirleri yaşanmaz hale getiriyorsunuz. İnsanları katlediyorsunuz. İnsanları yerinden yurdundan sürüyorsunuz. Küçücük çocukları gaz bombasından öldürüyorsunuz. Öldüre, öldüre, öldüre Filistinlileri yerle yeksan ettiniz. Zalimsiniz. Siz de ona destek veriyorsunuz. Siz de zulme ortaksınız. Bu derdimiz. Bunun gibi Allah bizi affetsin. O yüzden normalde bu meseleler inançla alakalı. Bilim bırakın. Bilimle çatışmayın zaten. Ey sufi kardeşler, bilimle çatışmayın. Bizim işimiz bilimle çatışmak değil. Ellemeyin, onlar sinüsünü kosinüsünü hesaplayacaklar. Hesaplasınlar, devam etsinler.
Sol elle yemek yemeyiniz hadisi var. Aynı hadis kitabında sol elle de yemek yiyin diye bir hadis var deyip hadislerin sahih olmadığını söylüyor. Kafası almadın lan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ eliyle yerdi. Sol elle yenilmesini istemezdi. Ama bir kimse solaksa, mecbur sağ elinde bir sıkıntı varsa sol elle de yiyebilir. Ama sağ elin sağlamsa sağ elle yiyeceksin. Kuvvetli olan sünnet bu. Ama sağ elinde sıkıntı var. Alıştıramamışsın, olmamış. Sol elle yiyorsun. Sen de sol elle yiyorum diye günah işlediğini düşünme. Psikolojini yerle bir etme. Senin hakkında da hadis-i şerif var. Bu su içmek. Ayaktayken su içilebilir mi? Evet. Kuvvetli sünnet ne? Oturduğun yerde suyu içmek. Sünnetin kuvvetlisi ve kuvvetsizini ayırt edebilecek noktada olmayanlar bu tip hadislerin arasında tenakuz olduğunu söylüyorlar. Neden? Hadis bilgisine, hadis bilimine sahip değiller. Hadis de bir bilimdir. Dini bir bilimdir. Dini bir ilimdir. Öyle benim gibi 20 tane hadis okuyup da kendini hadis alimi zannetme. Neden bu kadar uzun yazıyorsunuz? Allah'ın emriyle dilemesi Allah'ın iki ayrı isminin ve sıfatının tecellisidir. Allah amirdir ve mürittir. Yani emreder ve diler. Yani emri külli ve irade-i külliye sahiptir. Allah'ın emri de iradesi de kainatı ihade etmiştir. Yani kuşatmıştır. Rabbimizin yukarıda bahsedilen emretmesi ve dilemesi aynı sonuca varmaktadır. Arasındaki fark nedir? Hayır. Aynı şey değildir. Allah bir şeyi emrederse kesin kes, ol dedi olur. Ol deyip olmasıyla, yani bir şeyi emretmesiyle, bunu böyle yapılması güzel olur, bu dilemesidir. Bu kitabı al. Emir sigası, emrettim. Kitabı buraya koyar mısın? Ne yaptım? Rica ettim, diledim. Bunu buraya koysan iyi olur. Arasındaki fark bu. Aynı mı? Değil. Allah bizi affetsin. Allah'ın emri bütün varlığı, dilemesi de şuur sahiplerindedir denebilir mi? Eyvallah. Senin Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmeni emretti. Ayetini İbn Arabi şöyle tefsir eder. Etmemeni emretti. Ayetini İbn Arabi şöyle tefsir eder. Şekilci alimler ayetteki kada kelimesini emretti şeklinde anlarlar. Biz ona keşif yoluyla hükmetti anlamına veririz. Doğru olan da budur. Çünkü insan Allah'tan başkasına tapamaz. Allah'tan başkasına tapanlar da itiraf ediyorlar ki bu putları sırf kendilerini Allah'a yaklaştırsın diye tapmaktadırlar. Tüm putlara gerçek ilahi temsilen ona nispeten tapılır. Onların taptıkları her şey uluhiyete nispet ettikleri suretten ibarettir. İşte bunun içindir ki Allah onların da rızıklarını veriyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. O suretlere ve putlara tevessül etmelerini de makbul karşılıyor. Onların cisimleri ilah demeleri ve cismi ilaha benzetmelerinden dolayı onları hataya düşürmüş olsa bile netice itibariyle o cisimler de vahdedin bir görüntüsü olduğundan makamda hataya düşmemiş olacaklardır. Makamda hataya düşmemiş olacaklardır demiş iken ne kast edilmiş olabilir? Arabi'ye sormak lazım bunu. Arkadaşlar Arabi konseptinin içerisinde konuşmak ve söylemek gerekir. O yüzden normalde burada Arabi'nin ibadet edenlerin üzerindeki yapmış olduğu tefsir Arabi'ye aittir. Bunu başka alanlara taşımak, başka alanlara götürmek
bizi tehlikeye koyar. O Arabi mantalitesinin içerisinde, Arabinin kendine ait bir din mantığı vardır. Arabinin kendine aittir. Herkesin kendine ait bir din mantığı vardır. Arabinin de din mantığı kendine aittir. Bakın, din mantığı kendine aittir. Arabi kendine ait o din mantığı içerisinde bir kimsenin neye ibadet ederse etsin, o kimsenin ibadet ederken kastı karşısında bir Allah var. İlah var. İlaha ibadet ediyor. O yüzden orada herkesin Arabi'yi anlamayıp yanılgıya düştüğü şey şu: o kimsenin ilah noktasında ibadet etmesini, ibadet etmesini. Arabi diyor ki o haktır. Yani neye ve nasıl, kime ibadet ederse etsin, o kimse ibadet ederken kendince Allah'a ibadet ettiğini düşünüyor. Bu noktada geniş manada, geniş manada ibadet edenlerin hepsi de istese de istemese de, kabul etse de etmese de, bakın kabul etse de etmese de dedim ne? Yani bir Allah inancına ibadet ediyor. Kabul etmese dahi. Yani bugün bir İsevi, bir Müslüman gibi Allah inancı olmasa dahi onun kendince bir Tanrı inancı var. O Tanrı inancına ibadet ediyor. Bütün ibadet edenler kendilerince kendi Tanrı inançlarına ibadet ediyorlar. Müslümanlar da aynı değil mi? Bütün inananlar hiç ayrımsız, hiç ayrımsız bütün inananlar ibadet ederken kendilerince kendi Tanrı inanışlarına ibadet ediyorlar. Arabi bunu söylemeye çalışıyor. Müslümanlar da kendi Tanrı inanışlarına göre ibadet ediyorlar. Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de ben sizin zannınız üzerine demiyor mu? Müslümanlar da kendilerince kendi zanlarının üzerindeki bir Tanrı anlayışına ibadet ediyorlar. Hepimizin Tanrı zannı veyahut da Allah zannı aynı mı? Değil. Hepimizin Allah bilgisi aynı mı? Değil. Hepimizin Allah inancı aynı seviyede mi? Değil. Aynı seviyede olmayınca herkesin Allah inancı ve Allah'a inancının gereği olan ibadeti aynı seviyede değil. Biz Muhammed'i Müslümanız. Eyvallah. Muhammed'i Müslümanların inançları aynı seviyede mi? Aynı olgunlukta mı? İbadetleri aynı seviyede mi? Aynı olgunlukta mı? Değil. Muhammed'i Müslümanların dahi Allah inançları her inananın kendi zannı üzerine. Buradan Arabi'nin küfrüne fetva verenler var. Bir kimse bir şeye inanırken, neye inanırsa inandı. İnanırken onu Tanrı olarak inandı mı? İnandı. Arabi bunu kastediyor burada. Allah bizi doğrudan ayırmasın inşallah. Dertleşmek gıybet olur mu? Evet. Bizim Türkiye'deki dertleşmek eğer bir başkasından ise, kayınvalidem şunu yaptı da bunu yaptı da, adam bunu yaptı da şunu da etti de diyorsanız bu gıybet oluyor. Ah sorma kardeş, adam bir geldi kırdı fattı ortalığı. Ondan sonra ne kırdı fattı ortalığı? Şöyle yaptı, böyle yaptı, şunu konuştu, bunu konuştu. Adamın hoşuna gider mi bu? Gitmez. Bir şahsın, bir herhangi bir kimsenin, bir kimsenin hoşuna gitmeyecek bir şeyi arkasından konuşmak gıybet, doğru olsa dahi.
Doğru değilse iftira. Dışarıdaki aşırı gürültüden dolayı sohbeti anlayamıyoruz demişler. Ya dışarısının sesini açın ya da dışarıdakiler biraz kendi aralarında sohbet etmesinler. Altın günü, para günü kumar mıdır? Neden kumar olsun ki? İnsanlar yardımlaşıyorlar. Yalnız gösteriş günü olmasın o günler. Memleketimiz kötü niyetli devletler tarafından kuşatılmak isteniyor. Sizden ricam dersinizden sonra dua beklemekteyiz. Biz ısmarlama dua edemiyoruz. Var ya televizyonlarda bu mesele dua edilecek, bunu böyle alırsan. Yok CD'mizi alırsanız size dua gelecek. Sufiler böyle ısmarlama dua edemezler. Hakkınızı helal edin inşallah. Bugün Facebook ve Instagram hesaplarınızda üzerinizde kalemle isminizin yazılı olduğu bir Antirador AGM-88 füzesi taşıyan bir uçak fotoğrafı paylaştınız. Garip olan ise füze taşıyan ve arkada kanadında Türk bayrağı olan uçakların TUAF envanterinde bulunmayan F-18 Hornet tipi uçaklar olmasıydı. Fotoğraflar eğer Photoshop değilse çok garip bir durum var ortada. Acaba bu uçakların İncirlik'ten kalkan Amerikan veya Suud'a ait üzerine Türk bayrağı konulmuş ve Kuzey Suriye'de Rusya'ya karşı envantere alınmış uçaklar olma ihtimali var mı? Olabilir. Ama normalde füzenin ne olduğunu bilmem. Bu kadar da F-18 olduğunda, Hornet olduğunda maşallah bu kardeş tespit etmiş. Onu da bilmem. Ayrıca 2007 yılındaki bir sohbetinizde 2016'ya kadarki dönemde Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmemesi gerektiğini söylemiştiniz. E tarih gelmiş demek. Valla bu 2007'de ne dediysem ben. Bunu oradan buradan hep sohbetlerde önüme çıkarıyorlar. 2007'de kardeşler ne dediğimi bilmiyorum. Ama şöyle bir istek vardı. Böyle bir 97 yılında bir 10 yıl olacak olanlarla alakalı bir sohbet etmişim ben. Arkadaşlar, kardeşler bunu birkaç sefer dillendirdiler. 97'de böyle bir sohbet oldu. Demek ki takip etmişler. Böyle bir sohbet olacak mı diye bana tekrar şey yaptılar. Dedim 10 yıl dolunca dedim yaparız Allah'ın izinden dedim. Cenab-ı Hak'tan bir şey gelmezse. Tabii bir 10 yıl dolmuş. Bunun da farkında değilim. Sonra ben yine bir böyle bir 2007'de böyle 3-5 hafta herhalde bir sohbet dizisi olmuş. 2017'ye kadar öyle mi? Öyle dedi geçenlerde bir arkadaş. 2017'ye kadar olacak olan olayları anlatmışım. Bunların hepsi de işte çıktı mıktı muhabbeti var. Ben dün ne konuştum dinlemiyorum hiç. Açık açık konuşmak gerekirse ben dün ne konuştuğumu hiç dinlemem. 28 yıldır sohbet ederim. Dün ne konuştuğumu bilmem. Aklımda ne kaldıysa kalmıştır. Bazen de millet benim bu konuda hani böyle gerçekten yok böyle hani gizemlilik olsun diye söylediğimi zannediyorlar. Değil, ben içi dışında olan bir insanım. Ya gerçekten bilmem. Bakmam bile geriye. Benim en önemli özelliklerimden birisi ben geriye bakmam. Birisi benim gerime düşerse bu noktada, yani ben dönüp bakmam ona. Bu bir kötü huysa Allah beni affetsin.
Yapamam ben. Geriye dönüp böyle bakamam. Onunla uğraşamam, ilgilenemem. Bende böyle bir şey var. Hastalık var. Yani birisi derse gelmiyormuş. En fazla bir sefer dersem derim. Gelmezse gelmeyecek o kimse derim. Çıkarım işin içinden. Dönüp bakmam. Bir şey benden gittiyse, bu para, bu mal, bu araba, bu kat, bu yat gitmiştir. Ben bırakırım onu. Size bunlar tuhaf gelebilir. Herkesin bir bu noktada bir kendince bir hayatı var. Ben aşağıda iş yerimi boşaltmaya dahi gitmedim. Sait burada, Sait gitti boşalttı. Öyle değil mi Sait? Boşaltmaya dahi gitmedim ben. Sait dedi ne yapayım? Sait derle toparla, onu oraya gönder, bunu buraya gönder. Onu sat bir yere, kime satıyorsan sat. Onu at bir yere, nereye atıyorsan at. Çıkmış benim gözümden, kafamdan. Ben de öyle bir adamım. O yüzden 2007'de ne dedim bilmiyorum. Bunları dinleyip benim önüme koyuyorlar, demişimdir diyor mu? Haberiniz yok mu? Yok kardeşim, dinlemedim ne dediğimi. Demek ki 2016'ya kadarki dönemde Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmemesi gerektiğini söylemişim. Söylemişim. Şu anki durumda geleceği nasıl görüyorsunuz? Ve Türkiye nasıl bir rol üstlenmeli Suriye konusunda, Allah razı olsun demiştiniz. Allah'ım iyi etsin inşallah. Bunu Twitter'da zaman zaman paylaşıyorum. Türkiye'nin şu anda ilk önce sınırlarını iyi koruması, sınırlarının içerisinde ne taraftan gelirse gelsin, teröre müsaade etmemesi gerekir. Nereden olursa olsun, kimden olursa olsun, terörün haklısı olmaz. Olmaz. Benim bireysel olarak benim de rahatsızlıklarım var, benim de istemediklerim var, benim de istediklerim var. Ama bunun yolu silahtan, bombadan, hendekten, çukurdan geçmez. Geçmez. Bu kim adına yapılırsa yapılsın, yarın öbür gün birisi de İslamcıyım ben, İslam getireceğim deyip de 5-10 tane gargıdan, tüfek, bamyadan, fişek, keçi bokundan saçma yapıp ortaya çıkarsa ona da derim yanlış yapıyorsunuz diye. 28 Şubat'ta bunu yapmaya kalkışanlar oldu. Arkasında kimler vardı bilmiyorum. Silahlanalım, bizi şöyle yapacaklar, bizi böyle yapacaklar diyorlardı. O zaman da diyordum terörle bir sonuç alınmaz, silahla bir sonuç alınmaz, bundan uzak durun. Beni de o zaman korkak, hımbıl, arkasındaki cemaati sünepe yetiştiren olarak ilan ediyorlardı. Arkasındaki cemaati uyutuyor, sizleri uyutuyor. Mustafa abinizin peşinden gitmeyin. Bir kısmı öyle diyordu. Cemaati silahlandırmadığım için, devlete karşı ayaklandırmadığım için. Bizim içimizden bir kısmı da ben zikrullah yapalım, sohbetlere devam edelim, direnelim, mücadele edelim. Basıyorlarsa bassınlar. Benim durduğum nokta bu. Bizim elimizde silah yok, bizim elimizde bomba yok, tüfek yok. Bizim elimizde devletin yasaklamış olduğu öldürücü, kırıcı, yakıcı hiçbir şey yok. Biz fi sebilillah Allah için çıkmışız yola. İnsanları Allah'a anlatıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini anlatıyoruz. Bu vatan bizim, bu millet bizim, bu din bizim. Bu topraklarda din hakim olmalı. Bizim derdimiz bu. İnsanlık hakim olmalı, barış hakim olmalı. Kur'an ve sünnet hakim olmalı. Bu topraklarda insanlığın en zirve noktası yaşanmalı. Medeniyetin en zirvesi olmalı. O günde düşüncem buydu, bugün de düşüncem bu. Bunun mücadelesini veriyoruz. Toplanalım, zikrullah yapmaya devam edelim. Sohbetlere devam edelim diyenim ben.
O zaman için kendisini Mossad'a, CIA'ya, ona buna satanlar, paramızı, malımızı, mülkümüzü, memurluğumuzu, amirliğimizi kaybederiz diyenler Şeyh Efendi'den müsaade ederekten ayrıldılar. Allah yollarını açık etsin. Onlar da beni diyorlardı ki bu böyle körü körüne gidiyor. Onlar da eleştiriyordu. Şimdi hala da arkamdan konuşur onlar. Ama şeyhimin dervişleri, ben ağzımı açmam. Onlar arkamdan her şeyi konuşurlar. Yüzüme konuşamazlar. Ben konuşmam. Benim şeyhimin dervişleri. Susarım. Şeyhimin dervişleri olduğundan dolayı. O yüzden terör yok kardeş. Eline silah almayacaksın. Çakı bıçağı dahi almayacaksın. Almayacaksın. Biz almadığımız için şu anda memlekete, teröre dur diyenlerdeniz. Bizden başka böyle sesini yükseltebilen insan çok az. Biz sesimizi yükseltiyoruz diye de beni AKP'li görüyorlar. Ha o AKP'li. Laf hazır. Sırf AKP'li denmesin diye konuşmayan, korkan insanlar var. Eleştirilmeyelim diye. Benim derdim siyaset değil. Derdim parti olsaydı il başkanı değil gider genel başkanlığı adaylığımı koyardım. Benim diyen il başkanını da böbürlenmek, şatafat yapmak istemiyorum. Benim diyen il başkanı da, yok genel başkan yardımcısını da, yok bilmem neyi de cebimden 118 sefer çıkarırım. Öyle bir siyasetçilik yaparım, siyaset yaparım, herkes esas duruşta durur. Kendimce de siyasetçi görmüyorum zaten ülkede. Herkes, bütün siyasetçiler bir kişinin ekmeğini yiyor. Şimdi gene AKP'li bu diyecekler. Hepsi de Tayyip Erdoğan'ın ekmeğini yiyor. Siyasetçi yok. Siyasetçi yok. Siyasetçi dedin kapı kapı, sokak sokak dolaşır. Dükkan dükkan dolaşır. Şehrin altını üstünü getirir. Nerede bir kuş uçuyorsa ondan haberi vardır. Siyasetçi bu. Nerede bir fakir var ondan haberi olur. Liste vardır onda, liste. Fakirinden, fukarasından, kimsesizinden, yoksulundan, dulundan, yetiminden haberi vardır onun. Siyasetçi o. Aldanmayın. Bir adam yerel siyasetçi mi? Yerel siyasetçi nerede çöp tenekesi var bilecek. Nerede sokak lambası yanmıyor bilecek. Nerede bir dul kadın var bilecek onun yerel siyasetçi. Nerede bir dul kadın var, nerede bir yetim var bilecek. Nerede bir şehit evi var bilecek. Nerede bir hasta var bilecek. Bilecek onu. Nerede doğalgazı kesilmiş bu fukara var bilecek onu. Benim nazarımda yerel siyasetçi o. Onun evi olmayacak, barkı olmayacak, çoluğu çocuğu olmayacak. Düşecek yola. Bu gece evde geçireyim yapmayacak. Düğünlerde görünmeyecek o. Yerel siyasetçi o. O yüzden ben, siyaset benim işim değil. Ama ülke bizim. Ülke bizim, ülke. Bu vatan bizim. Bu vatanın çocukları bizim. Ben biraz daha ileri geniş düşünüyorum. Osmanlı'nın bıraktığı her yer bizim. Vatan düşüncesi değişik bende. O yüzden Türkiye sınırlarını iyi koruyacak. Bu konuda teröre hiç kimse geçit vermeyecek. Mahallenizde birisi bir şey yapmaya kalkıyorsa polisi arayacaksınız. Burada birisi bir şey yapıyor. Gelin
icabını görün. Adamın evinden tünel kazmışlar, adam susmuş. Adam evinin önüne bomba düzeni konuluyor, susmuş adam. Ya da susturulmuş, bilemem. Ama bu noktada o kimse öyle davranmayacak. Bu geç geldi bu soru. Maşallah bayağı uzunmuş ama. Bak hep sen bunları çıkardın bak. Ondan sonra da bana diyor ki ben bu hafta boşluk vereyim, arkadaşlara bir fırsat kalsın diyor. Bayağı bayağı hazırlık yapmış kardeş ama. Ay yok, yetiştiremeyiz bunu. Kimiyse. Bu isim de yok. İnşallah hakkını helal etsin. Bu kiminse görevlilerden alsın. Kim getirdi bunu? Bu şu sarı, bunu yazan kardeş görevlilerden bunu alsın. Bir de bunun sorumluluğunu taşımayalım. Onu arkadaşlar inşallah o kardeş buraya geldiğinde ona bakalım. Kaçıncı beyit? 560. Allah Allah. Oysa canım dedi dostlardan uzak değil. Fakat halvetten çıkmaya izin yok. O beyler şefaate kalkıştılar. Ona uyanlar da kendilerini yermeye giriştiler. Dediler ki ne kötü bahtımız varmış ah Kerem sahibi. Gönülden dolduk, dinden de sensiz yetim kaldık. Sen bahaneler bulmadasın, bizimle dertli yüreğimiz yanıyor da soğuk soğuk ah edip duruyoruz. Senin güzelim sözlerine alışmışız, senin hikmet sütünü emmişiz. Allah için olsun, Allah için bize şu cefada bulunma. Hayırda bulun, bugünü yarına atma. Gönlün razı olur mu ki aşıklar sensiz kalsınlar da ellerine bir şeycilikler gitmesin. Hepsi de balık gibi karada çırpınsın. Suya aç, suyu aç, ırmağın bendini yık. Ey zamanede eşi benzeri bulunmayan, Allah aşkına halkın feryadına eriş. Allah aşkına. Tam bir müridin mürşidine duası gibi. O vezir halvete girince müritler vezirin etrafı vezire yalvarmaya başladılar. Bir müridin mürşidini gördüğü hal. Hazreti Pir vezirin üzerinden bir müridin nasıl, hangi duyguyla mürşidine bakması gerektiğini öğretiyor. Vezir dedi ki oysa canım dedi dostlardan uzak değil fakat halvetten çıkmama izin yok. Halvetin belirli bir zamanı vardır. Eğer itikafsa 10 gündür. Ramazan itikafıysa, Ramazan itikafında haklı bir gerekçesi yoksa o kimsenin itikafı terk etmesi caiz değildir. Bu şeriata göre işte hastalıktır, şudur budur, rahatsızlıktır. O zaman o kimse şeriata göre itikafı terk edebilir. Ama sufiler için itikafı terk etme sebebi ölümdür. Ya da o kimsenin komaya girip hasta olmasıdır. Öbür türlü yok başım ağrıdı, yok soğuktu, yok sıcaktı, yok şöyle olduydu da annem rahatsız olmuş da babam rahatsız olmuş da yok hanım ölmüş de yok çocuk vefat etmiş de itikaftan çıkılmaz. Bir sufi için baygınlık ve ölümün haricinde
yapması gereken herhangi bir ibadeti yapmaması düşünülemez. Hastayım, bugün derse gitmeyeyim. Bugün işim var, derse gitmeyeyim. Bugün lodos esiyor, derse gitmeyeyim. Bugün hava soğuk, derse gitmeyeyim. Bugün hava yağışlı, derse gitmeyeyim. Kar yağıyor, derse gitmeye vereyim. Buz oldu ortalık, derse gitmeye vereyim. Sufilik disiplininde yoktur. Sufi mutat olan vazifelerini yerine getirir. O gün onun dersi var ise, annesi öldüyse, annesini gider toprağa gömer, derse gelir. Eğer ders saatinde çocuğu öldüyse, çocuk orada ölmüştür. Ona can verecek değil ya. Çocuk orada durur, o dersini yapar, gider evde kefenlenecekse kefenler, yıkanacaksa yıkar. Sufi disiplini budur. Sufi disiplini. Bu disiplini elde edemeyenler sufi olamazlar. Bugün Perşembe, benim dersim var. Yok anam geldi, yok dayın geldi, yok amcam geldi, yok eniştem geldi, yok Almanya'dan ya birader geldi. Aa, yok öyle bir şey. Bugün Perşembe, bugün zikrullah var. Ben bugün derse gitmem gerek. Derse gideceğim. Bugün benim zikir günüm. Sufi için ikinci bir alternatif yoktur. Ya o kimse küt tek düşer, bayılır, hastaneye kaldırırlar. Ya da o kimse ölmüştür. Bir kimse o Perşembe dersine gelmediyse ya ölmüştür ya baygın hastanede yatıyordur. Üçüncü bir şıkkı yoktur onun. Üçüncü bir şıkkı nefsindendir onun. Üçüncü bir şıkkı nefsindendir. Bunu met etmek, kendimi ona koymak için söylemiyorum. Bütün derviş kardeşler bilirler ki benim şeyhim, benim bulunduğum memleketteyse, merkezdeyse benim bir işim yoktur o gün başka. Bitmiştir benim için hayat. Eğer senin o gün için ikinci bir işin çıkıyorsa sakın şeyhini sevdiğini söyleme bana. Sakın söyleme. Sufi disiplini budur. Bir kimse itikafa girdiyse 10 gün. 10 gün Ramazan itikafı 10 gündür. 10 gün itikaf mahallindedir. Ona zaten eşi ölse haber verilmez ona. Eşin öldü denmez. Çocuğu ölse gidin itikaf mahallinde haber verin, çocuğu öldü denmez. Sufi disiplinidir bu. Adam itikafa girer, dünya ile alakasını keser. Onun dersi var. Birinci gün kendi derslerini beşer yüze çıkarıp çekecek. 70.000 tevhid. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İkinci gün yine beşer yüz çekecek. Yine 70.000 tevhid. Üçüncü gün yine beşer yüz çekecek. Yine 70.000 tevhid. Bizim dergahımızda itikaf budur. 3 gün içerisinde Hazreti Peygamber Efendimiz'i görürse, onunla alakalı bir şey görürse, onunla alakalı herhangi bir şey görürse, 4. gün 10.000 salatü selam, 100.000 ya Allah çeker. 70.000 tevhidi çekmez. Dersi değişir. Bu 3 gün içerisinde görmüyorsa o kimse böyle bir şey, kendine iyi dikkat etsin. O kimsenin üzerinde fazla günah kebair var. Kendini verememiş. Muhakkak görmeli. Ya görmek şart mı? Ben de diyorum ki ya görmek şart değil. İtikafa girdiniz ya, o şeriat. İtikafa girdin mi? Ayakların titreyecek göremezsem diye.
Biz Bayındır'da bir arkadaş itikafa girdi böyle. Birinci gün gittim sorduk. Oktay da var yanımda. Var mı bir şey? Yok. Allah Allah. İkinci gün gene gittik. Var mı bir şey? Gene yok. Üçüncü gün gene gittik. Yatsı namazında oraya gidiyoruz. Tabii Şeyh Efendi'nin bana söylediğini ben tabii kimseye de söyleyemiyorum ya. Şeyh Efendi de dedi ki bana o sene, oğlum itikafa git, itikafı idare et dedi. Sanki ben itikafa girdim, ben de çekiyorum boyuna. O hal gördü mü görmedi mi, ne gördü ne görmedi. Üçüncü gün gene yok adamda bir şey. Geçmiş gün dedim kalk ayağa. Öyle oldu değil mi Oktay? Kalktık ayağa. Orada ben de itikafa girdim çünkü. Ayakta bir başladık biz Esma'ya. Allah Allah kopuyor ortalık. Biraz da kiloluydu arkadaş. Ulan güm diye bir ses çıktı ama. Öyle oldu değil mi? Katmış mı kendini ortaya? Düştü. Neyse bitirdik tabi zikrullah. Ağlıyor bu, nasıl ağlıyor? Dedim tamam mı? Nasıl ağlıyor? Ağlamaktan tamam da diyemiyor. Gençlik var ya, o da görecek illaki. Bir de ben böyle orada dergah otursun, işte bu iş otursun diye onun da görmesini istiyorum. Yani şahitlensin, delillensin. Velhasıl kelam tabi o itikaf mahallinin bizde ne o çok menkıbesi vardır. Değil mi Oktay? Bak portakal, o limon ağacı ayrı bir dert zaten. Onu da söylüyoruz zaten. Diyoruz burada limon ağacı var, bak buradan çatırtı patırtı çıkar. Kimse inanmıyor bize önce. Ondan sonra ilk çatırtı da patırtı da kopuyor o etleri. Velhasıl kelam itikaf disiplin ister. O yüzden diyor ki benim canım dostlardan uzak değil. Fakat halvetten çıkamam. Çıkamazsın halvetten. İtikafın ikincisi 40 günlük erbaindir. Musa aleyhisselamın. 30 gün 10 gün daha ekledi Cenab-ı Hak. 40 gün. Buna erbain denir. Eğer 40 günlük erbaine niyet ettiyse 40 gün. Dışarı çıkmak yok. Bu virtlere de devam edecek içeride. Öyle bir kimse kafasına göre itikaf, ha itikaf sevabı. Şimdi hep beraber niyet ettik. Ya Rabbi şu dış kapıdan dışarı çıkıncaya itikafa. Ettiniz mi niyet? Niyet edenler kapıdan dışarı çıkıncaya kadar niyet ettik itikafa. İtikaf sevabı aldık şimdi. Bu ayrı. Kapıdan dışarı çıktık, itikaf sevabı aldık. Öbür türlü 10 gün. Normalde Hanefi'ye göre bir kimse Ramazan'ın son 10 günde itikafa girecekse cuma kılınan bir yerde girecek. Cuma kılınmayan bir yerde itikafa girebilir mi? Adı itikaf olmaz. Adı ne olur? Halvet olur. Halvet etti, insanlardan uzaklaştı, gitti. Burada bizim içeride bir itikaf odamız var mı? Var. Bir ara normalde üçer günlük arkadaşlar itikaf ibadetini, halveti öğrensin diye burada giriyorlardı. Şimdi giren kalmadı herhalde değil mi? Var mı şu anda? Yok. Önceden arkadaşlar böyle kendilerince sıra yapıp üçer günlük, üçer günlük burada giriyorlardı. Hiç itikafa girmeyenler, üç günlük itikafa girin burada. Günlük 70'er bin tevhid çekin. Ömründe hiç 70 bin tevhid çekmeyen insanlar var. İtikafsız derviş derviş olmaz. Olmaz. Lazım. Lazım. Bayanlar evlerinizin bir köşesinde itikaf yapın. Bir secde atın evinizin bir köşesine.
Niyet edin. Deyin ki evden dışarı çıkıncaya kadar niyet ettim itikafa. Televizyondan kendinizi kurtarın. Telefondan kendinizi kurtarın. Kadınların elinde telefon, yemek yerine telefonla uğraşıyorlar. Ondan sonra aşkım yemek yapamadım, makarna açladım. Gözün kör olmasın senin. Elinde telefon, WhatsApp. Elinde telefon, Twitter, Facebook. Dolaşıyor kadın. Dervişler, dervişler bizim. Ben uzağa söylemiyorum. Onu otur bir 10 bin tevhid çek günlük. Otur bir 5 bin tevhid çek günlük. Erkekler de aynı. Günlük 5 bin tevhid çeken adam mı var? Kaç kişi var? Günlük 5 bin tevhid çeken kadın mı var? Kaç kişi var? Yok. Lafa gelince çok. Laf diz boyu. Zikir yok. Allah muhafaza eylesin. İtikaf, disiplin. Bir kimse itikafa girdi mi, sufi bir şeyi yapmaya, ders çekmeye karar verdi. Ben size mürit olmaya karar verdim. Benim dersimi verin. O dersi aldı mı o, onun şaşması olmayacak hiç. Dersini çekecek her gün. Vacip oldu ona. Çekmeyeceğim. Alma kardeşim, seni bal mumundan davet etmeden mi oldu? Gel sana ders al diyen mi oldu? Bizim böyle bir çoğalma derdimiz yok. Çekmeyecektin, alma. Sana zorla ders veren yok. Hatta ders almaya gelene diyorum ki bizim işimiz zor. Alma bak sen ders. Ben hayatım boyunca kolay sufilik anlatmadım hiç kimseye. Hiç kimseye anlatmadım. Herkese dedim ki bu yol disiplin gerektirir. Bu yol zorluk, bu yol azamet yoludur. Bu yol sıkıntı yoludur. Bu yol dert çekme yoludur. Bu yol gam çekme yoludur. Bu yol kasavet çekme yoludur. Bu yol acı çekme yoludur. Bu yol problemlerle baş etme yoludur. Yol böyle. Bir elinde bal, bir elinde börek dervişlik biz görmedim. Ben görmedim. Ben görmedim. Böyle bol kepçeden bir dervişlik görmedim ben. Böyle bir dervişlik yaşamadım da. Yol disiplin yolu. Dersi aldın mı sen? Namazı kılacaksın kardeşim. Kılacaksın namazı. Orucu tutacaksın. Farzlara riayet edeceksin. Farzlara riayet edeceksin. Haramlardan uzak duracaksın. Hem haramla iştigal et, hem sufilik yapacağım diye uğraş. Olmaz. Necaset de nimet bir kapta yeniyor mu? Git tuvaletten bir kaşık necaset al, koy bakalım tabağına, yiyecek misin? Yok. Git hadi bir köpek pisliğini al, koy tabağına bakalım, yiyecek misin? Necasetle sufilik bir yerde olmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir kalpte iki sevgi olmaz dedi. Bu ne? Bir yerde Allah sevgisi var ise orada mecaz yoktur. Bitti. Hem Allah'ı sevecek hem içki içecek. Böyle bir şey yok. Hem Allah'ı seviyorum diyecek hem haramla iştigal edecek. Böyle bir şey yok. Yok. Disiplin lazım. İşte o yüzden o dedi ki vezir, halvetten çıkmama izin yok. Bu şeriaten halveti terk edemezsin. Bir de tarikaten vardır. Yani batini olarak. Batini olarak ne? Bir şeyde dışarı çıkmaya, bir şey söylemeye manevi izin gerekir.
Dünya kelamı konuşman gerekiyor. Manevi izin gerekir. Şeyhim bana dünya kelamı konuşmamı da yasaklamıştı. Evladım dünya kelamı da konuşmayacaksın dedi bana. Ben dünya kelamı da konuşmuyordum. Konuşman gerektiğinde sana manen izin verirlerse konuşacaksın dedi. Güneşe çıkmayacaksın dedi bana. Sen kendi aklınla dersin ki ya güneşle ne alakası var? Emir bu. Güneşe çıkmayacaksın. Dışarı abdest almaya çıkarken başına bir tane örtü örteceksin Mustafa Efendi dedi. Güneşi görmeyeceksin hiç dedi. Ben abdest almaya çıkarken kafama bir şey örtüp abdest almaya çıkıyordum. Abdest alıyordum. Kafamda kocaman battaniyemsi bir şey. Hızla itikaf yerine gidiyordum. Güneşi görmek de yok. Dünya kelamı konuşmak yok. Birinci gün 3 lokma yedim. İkinci gün 2 lokma yedim. Üçüncü gün 1 lokma ekmek yedim. Dördüncü gün yiyecek içeceğim yoktu. Bir çay vardı. Dördüncü gün mahalleden, oradan mahalleden birisi burada itikafa giren oruçlu gibisinden şeyden akşam ezanından önce hiç haberim yok bundan. Ben akşam ezanından önce çıkıyorum, abdestimi alıyorum, giriyorum içeri. Kimse beni rahatsız etmesin diye. Akşam ezanından önce oraya yemek koymuş. Ne koyduysa gitmiş. Yatsıdan önce gelmiş. Hani borçları alacak, benim hiç haberim yok. Bir bakmış ki içinde irin ve kurt var. Almış yemeğini gitmiş. Adama demiş ki kocasına, herif senin paranda haram var demiş. Ne oldu? Vallahi demiş, itikafa giren birisi varmış orada. Akşam demiş oraya yemek götürdüm. Kanla irin olmuş, kurt olmuş, aldım geldim, senin paranda haram var demiş. Orada mahallede duyulmuş, kim helal mı haram mı denemek istiyorsa gidin kapının önüne koyun. Birisi getirmiş bir kap zeytin koymuş, bunları sonradan duyuyorum ben. Bir kap zeytin kurtlanmış gitmiş, vay zeytin kurtlanır mı kurtlandı, haram var. Hiç haberim yok bunlardan benim. Ben bir Oktay giriyordu içeri. Bir Oktay itikaf yerine giriyordu. O da müsaadeli. Konuşmak da yok. O da gelir zikir yapardı. Öyle değil mi? Tesbih çekerdi. Oktay dervişliğimin ilk başlangıcında bütün karelerde vardır. Hani benzetmek gibi olmasın ama hani Bedir ashabı var ya, Hazreti Peygamber diyor ya, o ashabı Bedir'den. Bırakın onu diyor. O yüzden Oktay da abiniz. Kimse incitmeyecek. Öyle. Dedemin köşedeki evde karanlıkta biz kafa kafaya çok zikrettik. 2 kişi herkes bayındırdı, bunlar deli divane oldu derlerken biz şeyde Eskici dedenin orada çok ağlaştık. Öyle herkes haddini bilecek. Bu Allah'ın lütfu. Herkes haddini bilecek. Kimse haddini aşmayacak. Böyle bu işler bir günde olup biten şeyler değil çünkü. O yüzden itikafsa o kimse disiplinli itikaf yapacak. Konuşmak yok, konuşmayacak. Güneşe çıkmak yok, çıkmayacak. Ya bu zamanda da güneşe çıkmadan olur mu ya? Diyeceksen girme itikafa. Konuşmadan da nasıl durulacak ya? Diyeceksen girme itikafa. Bunu kim belirleyecek? Üstad belirleyecek. Kendi kafandan belirleyemezsin bunu.
Üstadın derse sen böyle itikafa gireceksin. Eyvallah, ben böyle itikafa girecekmişim. Haddi aşmak yok. Hani var ya oruç bahsinde. Ya Resulallah, daha fazlasına gücüm yeter. Böyle böyle tut, daha fazlasına. Böyle böyle tut, daha fazlasına. Sonra ne dedi sahabe? Keşke ben Hazreti Peygamber'in ilk tavsiyesine uyaymışım. Daha fazlasını istemeymişim. Şimdi buna takatim yok. Güç yetiremiyorum dedi. O yüzden isterken ölçülü iste Hazreti Mevlana. Saman çöpü bir dağı kaldırabilir mi? Ölçülü. Haddi aşma. Söyleneni yap. Şimdi bakın, diyorum ki günde 5000 tevhid çekeniniz mi var? Otur bir 5000 tevhid çek bir bakalım. Bir 40 gün devam et. Bir 40 gün 5000 tevhid çekerekten devam et. Dervişlik yap. Bir 40 gün kendini koru. Halvetteyim de. 40 günlük halvet yapıyorum. Haram ağzımdan çıkmayacak de. Disiplin et kendini. Terbiye et. Buradan çıktı mı ağzına geleni söyle. Ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun. Sen derviş olamazsın. Ele geleni yiyip dile geleni demeyece. Dervişlik disiplin. Ve bir kimse kendini üstadının şahsi manevisinin kendisinden uzak olduğunu düşünmeyecek. Velilerin, mürşitlerin şahsi manevileri vardır. Bir mürit üstadının şahsi maneviyatından uzak olduğunu düşünürse o müridin körlüğündendir. Mürşidin yetersizliğinden değildir. Mürşidin Cenab-ı Hakk'ın fazlından, mürşidinin üzerine verdiği bir velilik nuru vardır. Bu velilik, mürşidlik nuru onun şahs-ı maneviyasının üzerindedir. Ve bütün dervişler nerede olurlarsa olsunlar, eğer mürşidlerini bu noktada kendilerince akıllarına getirseler, kalplerine getirseler, bir bağ kursalar kendilerince, şahs-ı manevilerinin altına girerler. Bunu düşünmeyen kimse kendini şeyhten uzak görür. Uzak çünkü. Kendini şeyhe yakın gören yakındır. Uzak gören uzaktır. Nerede olduğu önemli değil ki. Hazreti Pir demiş ya, kimisi Yemen'dedir, canı canımızdadır. Kimisi yanımızdadır, vücut olarak. Ama canı Yemen'dedir demiş. Canı Yemen'dedir. O zaman sen canına can katan, üstadın şahsı maneviyatına kilitle kendini. O yüzden o uzak değil. O beyler şefaate kalkıştılar. Ona uyanlar da kendilerini yermeye giriştiler. Dediler ki ne kötü bahtımız varmış ah kerem sahibi. Gönülden dolduk dinden de sensiz yetim kaldık. Bir mürit mürşidinden uzak kalırsa, bir aşık maşukundan uzak kalırsa o yetimdir. O öksüzdür. Bir mürit kendisini bir aşık sevdiğinden bir nefes ötesini kendince hasret olarak görecek. Diyecek ki senden uzak durmak bu dünyadaki acıların en büyüğü. Senden bir nefes araya perde girmesi
bu dünyadaki ve öte dünyadaki uzaklıkların en büyüğü. Kilometrelerce uzakta olsaydın bedenen, ama her an gözümün önünde olsaydın sen. Her an canımda hissetseydim senin canını. Her an nefesimde hissetseydim senin nefesini. Ve her an seni kendimde hissetseydim. Ve doymasaydım. Ve doymasaydım. Ve her şeyin ne kendimde olduğunu görsen dahi. Ben yine aç olsaydım. Ben yine aç olsaydım. Ben yine aç olsaydım. Ve doyamasaydım sana ebediyen. Bir nefes aşık için bir ömürden fazladır. Bir hicap perdesi aşık için dünyalar kadar kalındır. O yüzden müritler diyorlardı ki, sensiz biz dinden de olduk. Sensiz biz gönülden de olduk. Sensiz biz yetim kaldık. Ey zamanın sahibi! Bir mürit hali. Bir müridin her an kendince tefekkür hali. Bir mümin hali. Her an Allah'la olan ilişkisinde her an bir nefes dahi ondan uzak kalırım korkusu. Bir mürit bunu üstadında yaşar önce. Bunu üstadında yaşarken Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanır. Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanıyınca der ki, canlar canı sen misin? Azıl sevilmesi gereken sen misin? Bir mürit önce mürşidini tanır. Mürşidini tanıyınca şöyle der. Asıl sevilmesi gereken sen misin? Asıl aşık olunması gereken sen misin? Benim gönlüm hovarda, cavurlarda, buralarda dolaştı. Ama gönüller sultanı sen misin? Asıl aşık olmam sen misin? Asıl görmem gereken sen misin? Asıl dizinin dibinde oturmam gereken sen misin? Fenafi şehli yakalar. Baktığı yerde üstadını görür. Yediğinde üstadını görür. İçtiğinde üstadını görür. Eşinde üstadını görür. Çocuğunda üstadını görür. Arkadaşında üstadını görür. Giydiği elbisesi üstadının elbisesidir. Yediği üstadının yemeğidir. İçtiği üstadının suyudur. Yürüdüğü üstadının yoludur. Dağa bakar üstadını görür. Buluta bakar üstadını görür. Güneşe bakar üstadını görür. Rüyasında üstadını görür. Gözünü yumar üstadını görür. Gözünü açır üstadını görür. Arabanın önünde üstadını görür. Arkada oturan üstadıdır. Yanında oturan üstadıdır. Yolda bekleyen üstadıdır. Denizde bekleyen üstadıdır. Havaya baktığında üstadını görür. Kuşlarla konuşur üstadının sesinden. Ağaçlarla konuşur üstadının sesinden. Bulutlarla konuşur üstadının sesinden. Çayla konuşur, bardakla konuşur, tesbihle konuşur, secdadede konuşur, duvarda konuşur, yerde konuşur, tabakta konuşur, tencerede konuşur. Her şey üstadıdır. Ne tarafa dönerse dönsün, ne tarafa yönelirse yönelsin, her yerde üstadı vardır. Ve üstadı bu hal ile hallenen dervişini görünce hayrette kalır. Nasıl sevebiliyorsun böyle der. Bu mürit halidir. O öyle bir hale gelir ki üstadı ne düşünüyorsa onu düşünür. Üstadı ne hal görüyorsa onu görür. Halden hale geçer. Onun kalbinin derinliklerine girer. Üstadının kalbine ne ilim geliyorsa ona da geliyordur artık. Bir an gelir üstad zanneder kendini. Yahu der. Deler duvarları eliyle. O esnada üstad olmuştur. Üstad gibi hükmeder manan. İşte bu fenafiş şeyhtir. Celali vardır onun. Cemali yoktur. Celali vardır onun. O yüzden müritler ondan korkar. Öbür zakirler ondan korkar. Dervişin etrafındaki yepildekler ondan korkar. Herkes çekinir ondan. Neden? Onda celali sıfatı vardır.
celaliyet vurur ona. Üstatta fena olan celal haliyle celallenir. Ardından o üstadının şahsı maneviyatında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine aktarılır. Artık o her şeyini Muhammed-i Mustafa'ya bağlar. Gördüğü nur onun nurudur. Gördüğü nur önce neydi? Şeyhinin velilik nuruydu. Şimdi gördüğü nur Muhammed-i Mustafa'nın nurudur. Baktığı her yerde o vardır. Gördüğü her yerde o vardır. Şeyhinin üzerinde, şeyhinin fena halinde yaşadığı her şeyde Muhammed-i Mustafa'da yaşamaya başlar. Artık onun yolu farklıdır. O oraya adım attı, yolu değişti onun. Yolu geçti onun. Yolu değişti. Artık o her yerde Muhammed-i Mustafa'yı görür sallallahu aleyhi ve sellem. Onun nurunu görür, onun ruhaniyetini görür. Ona soru soranlar ondan cevap alırlar. Bilmez karşıdaki kimse. Ona sorduğu sorunun cevabı Muhammed-i Mustafa'dan gelir. Ona söylenen her şey Muhammed-i Mustafa'dan gelir. Onun canı da odur, ruhu da olur. Onun gündüzü de gecesi de Muhammed-i Mustafa'nın üzerindedir. Ona rahmaniyet çöker. O oradan Allah'a doğru yol alır. Bu sufi terbiyesi yoludur. O her yerde artık vasıtasız Allah'ın nurunu görür. Ona da kahariyet çöker. Ona kahariyet çöker. Sonra o tekrar geri döndürülür. Ona sonra cemaliyet çöker. Allah'ın öyle kulları vardır ki onları gördüğünüzde Allah hatıra gelir. Cemaliyettir. İşte müritler diyorlardı ki sensiz yetim kaldık. Sen bahaneler bulmadasın. Bizimse dertli yüreğimiz yanıyor da soğuk soğuk ah edip duruyoruz. Bazen sevenle sevilenin arasına maşuk perdeler atar. Aşıkla maşuğun arasına. Maşuk bir perde atar. Aşık o perdeden dolayı yanar da yanar. Aşığın o yangınlı maşuğun hoşuna gider. Ama aşık yanar. Şiirler yazar. Yanar. Dörtlükler döker. Yanar. Döndükçe döner. Yanar. Ağladıkça ağlar. Ve her sözü onun, aşığın bu manadaki her sözü maşuğa pırlanta gibi gelir. Maşuk aşığının her sözünden başına taçlar yapar. Onun her ağlayışının gözyaşından kendine pırlantalar düzer. Maşuk için aşığının gözyaşı bu kadar kıymetlidir. O yüzden o gözyaşından inciler yapar. Ve diğer aşıklarına karşı der ki bu filanca aşığımın gerdanlığı. İstemez misiniz? Gözyaşından inciler sıralansın. İstemez misiniz gözyaşınızdan pırlanta, yüzükler olsun? Aşık olduğunuza baktığınızda kendi gözyaşınızın pırlanta olduğunu ve maşukunuzun boynunda bir nadide takı olduğunu istemez misiniz? O hasrete nasıl yanılmaz, öyle değil mi? O hasretten nasıl gözyaşı dökülmez, öyle değil mi? Ve bir an,
bir perdeden sudur etse ve dese ki bu senin gözyaşından yaptırmış olduğum inci kolye, kendinizden geçmez miydiniz? O yüzden perdeye küfretmeyin. O yüzden ayrılığa kötü gözle bakmayın. Bazen maşuk cilve-i Rabbanesinden bir perde atar. Sakın hatanı görmeyip bana perde attı deyip de kendini naz ehli olanlardan görme. Senin güzelim sözlerine alışmışız. Senin hikmet sütünü emmişiz. Hani çocuk bir anne sütünü emer ya, hep o memeyi arar. Hikmet sütü ötelerden gelir. İlmi ilahiden gelir. Onun katından gelir. Hikmet o kimsenin kalbine iner. Orta yerde sebep üstadıdır onun. Sebep Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Hazreti Pir der ki ister üstadından al ister Hazreti Peygamber'den bir fark yoktur. Fark görür, ikilik görürsen ikilikte kalırsın der. O zaman önemli olan o hikmet sütünü içmektir, emmektir. Buradaki mevzu hikmet sütünü emmektir, meme değildir. Ha üstadından içmişin, ha Hazreti Peygamber'den içmişindir, ha direkt kaynağından içmişin, aynı sütü içersin. Ama onun adetidir ya, o önce seni dolaştırır orada burada, pişirir seni. Önce bir üstada gönderir seni. Üstadın üzerinden tecelli eden de odur. Ama sen üstadı görürsün önce. Ondan sonra yine aynı üstadının üzerinden Hazreti Muhammed Mustafa olarak tecelli ettirir. Aslında bir fark yoktur. Sen Muhammed Mustafa görüyorsundur artık onu. Ardından kendisi olarak tecelli eder. Sana yol öğretir. Hani bir yerin ustası vardır, bir çırak gelir, onu önce bir kalfaya teslim eder ya. Teslim ettiği kalfa oranın en aşağıdaki kalfasıdır. Yani işte üçüncü derecedeki kalfasıdır. Çırak önce onda eğitilir. Ondan sonra o öbür kalfada başlar eğitilmeye. Sonra usta ona gerekli şeyleri, son terbiyeyi verecektir. Neden kıvama geldi? O çırakken ustaya itiraz edebilir. Cahil ya. Ona ilk kalfa dükkanın adabını, erkanını öğretir. Anahtarların yerini öğretir. Bütün istenilecek olan malzemelerin yerini öğretir. Ona anahtar tutmayı, civata tutmayı, pense tutmayı öğretir. Neyse işi. Ben Cevdet'i görünce aklıma tamircilik gidiyor. Cevdet'i görüyor mu ya orada? Sonra orada baş kal falan iş yapmaya başlar o artık. Böyle yepildeklenmeye başlamıştır. Ondan sonra Cevdet son rütüşleri vuracak ona artık. Sonra onu araba teslim ederler. Değil mi Cevdet, öyle mi yapıyorsun? Değil mi? Sufilik de aynıdır. Aslında dolaylı olarak o yine o dükkanın ustasının eğitimini alıyordur. Ama kimden? Oradaki en çömez kalfadan. O şunu diyemez. Ben senden eğitim alacağım. Bu aradakınları istemiyorum. Cahil, gülerler ona. Hani böyle bir derviş gelir. Ben çavuş filan tanımam der. Bir de şeyhe söyler bunu. Ben çavuşu tanımak istemiyorum. Ben başımızda kız akire tabi olmak istemiyorum. Sana tabi olmak istemiyorum. Ben de derim ki ona, sen tamam derslere git gel. Sen beni dinle. Öğreneceksin sen zaman içerisinde. Çocuk da cahil. Sonra işte ben böyle yapmak istiyorum. Zakir'ine danış derim ben ona.
Ama ben ona danışmak istemiyorum. Sonra derim ki sen ona danışaraktan bu işi yapacaksın. Ona danışmadan bir iş yapma. Zakir de bu eğitimi bilmezse, vay bak üstadı görüyor musun? Burada ikilik yarattı şimdi. Beni bırakıp ezip giden kimseyi bağrında besledi. O zakir de ham da, o çavuş da ham. O da bir hikmet vardır demiyor. O da tam böyle gönülden bağlanmamış, ciğerden bağlanmamış. Onda da eksiklik var. Bazen böyle yepildek dervişler vardır. Kendi zakirini bırakır, başka zakirlerden akıl alacağım, onlara şirin görüneceğim diye uğraşır. Bir de böyle edepsizler vardır. Başındaki çavuşuna uy, dervişine uy, zakirine uy. Yok. Ben filanca yerdeki abiye danıştım, böyle dedi. Allah Allah. Benim yaşadığım şeyler bunlar. O böyle başı dışarı, hani koyunun salağı vardır ya, çobanın git dediği yerden gitmez. Bu sefer de çoban ne yapacak? Ona bir daş atar. Süreye gir. İnatçı, o gene gidiyor, aykırı hareket ediyor. Bu sefer çoban köpeği gönderir ona. Köpek bir hırlar onu, bir dizeye katar. Ama koyunun kafası karışık. Gene oraya buraya hopluyorsa, çoban için ilk önce kesilecek hayvan odur. Mal sahibi olsa kesmez. Çoban keser. Mal sahibi der ki ya bunu da çobana der ki ya bunu böyle idare et. Bir tane deli baş var işte. Bunu böyle idare et. Mal sahibi öyle der. Ama çoban öyle demez. Keser, bir de mal sahibine der ki bu deli baş diye kayaya mayaya çıkıyor, ayağını bir yere sıkıştırmış, o yüzden kesmek zorunda kaldım. Sait öyle yaparlar değil mi? O deli baş koyun değil mi? Bütün sürüyü çeker mi? Her yere götürür. Çoban illallah der değil mi ondan? Önce onu keser değil mi? Sürünün selameti için. Sürünün selameti, çoban sürünün selametini düşünür. Mal sahibi malın adedini düşünür. Aman malımı koruyayım diye düşünür. Ama çoban sürünün selametini düşünür. Önce onu cayırdatır. Böyle dervişlerin de kendilerince deli baş koyunları vardır. Ben efendim sizi çok seviyorum. Ama bu Mustafa abi benim içim almıyor. Biz arkadaşlarla bir yerde toplansak olur mu? Şeyh Efendi de olur der. Ben olur demem. Bana da diyorlar şimdi. Orada ders var. Derse gidiyorsanız gidin. Gitmiyorsanız dersinizi alayım, istediğiniz yere gidin diyor. Hür ol sen. Benim oraya koyduğum, vazifelendirdiğim çavuşu tanımıyorsun. Allah yoluna açık etsin. Nereye istiyorsan git. Hür ol. Alayım dersini, git istediğin yere. Şeyh Efendi ama zikir yapsınlar, ayrılmasınlar diye düşünürdü. Rahmeti onun mübareğin öyle genişti. Ben öyle değilim. Yapamıyorum ben. Allah affetsin. Bazen de söylüyorlar zaten. Yani Abdullah Efendi bu konuda çok böyle hani müsamahakar davranırdı. Sen müsamahakar davranmıyorsun. Öyleyim diyorum. Ben biraz sertim. Birisi ben efendim hakkınızı helal edin, ben dersimi geri vereceğim, ben dergahı bırakıyorum dediği anda Allah yoluna açık etsin, Allah'a emanet ol. Bir daha geri döndü. Yok kardeşim, burası boyacı küpü değil. Bir daha almam geri ben. Yok. Helallaştık, Allah yoluna açık etsin. Git kardeşim istediğin yere. Bir daha geri dön. Yok geri dönüşün. Ha ben alırım, alırım. Veririm, bir daha veririm. Ben çarparım, çarparım. Dökerim, dökerim. Üzerinde çiğnenirim, çiğnenirim. O da sabredip duruyor mu? Duruyor. Benim başımın tacıdır gene o. Ona kimseye de laf söyletme. Bu ayrı. Egoistim biraz ya. Ama birisi gitti. Allah yolunu açık etsin. Gidenin dönüşü yok. O yüzden öyle
Hani bu dervişlerin arasında vardır. Biz yaşadık bunları hep. Benim zikrimi beğenmeyip bir hocanın arkasında zikir yapmak isteyenler, ben meyhaneden kalkmayayım ya bayındırda. Bunları yaşadık hep biz. Veya Bursa'da Şeyh Efendi'ye telefon açıp, efendim biz ayrı toplanabilir miyiz? Toplanın oğlum diyordu. Toplanıyordu onlar. Hala da ayrı toplanıyorlar. Bende geri dönüş yoktur. Geri vites yoktur hiç. Hikmet sütü. Sen o sütü içmeye bak. Kimden içtiğine değil. Önemli ama. Sen hikmet sütünü içiyorsan sakın ha. O memeye nankörlük yapma. Süt içmeye devam et. Allah için olsun. Allah için bize şu cefada bulunma. Hayırda bulun. Bugünü yarına atma. Allah için bizimle sohbete devam et. Bizimle dostluğa devam et. Bizimle yoldaşlığa devam et. Biz senin yoldaşlığına muhtacız. Senin dostluğuna muhtacız. Senin manevi, senden gelen hikmet sütüne muhtacız. Senin sözüne muhtacız. Sen bizim yol aydınlığımızsın. Sen bizim elimizde yolumuzu aydınlatacak nur, ışıksın. Sensiz yolumuzu göremeyiz. Önümüzü göremeyiz. Ardımızı göremeyiz. Sağımızı solumuzu göremeyiz. Sen elimizi bırakırsan biz kimsesiz yetim çocuklar gibi afun tufun olur gideriz. Gönlün razı olur mu ki bu aşıklar sensiz kalsınlar da ellerine bir şeycik girmesin? Gönlün razı olur mu? Herkes seni severken, aşıkların senin etrafında dönerken, aşıkların senin etrafında pervaneyken, onların yüzüne bakmamak, onların başını okşamamak, onun gözyaşlarını silmemek, onlara azap vermek, onlara acı çektirmek, onları hasretten hasrete katmak, onları perdeden perdeye, uzaklıklara doğru göndermek, hangi maşuğun gönlüne razı olur? Hangi maşuk aşığına cefa çektirmekten zevk alır? Ama sana zevk geliyorsa cefa çektirmekten, sana zevk veriyorsa uzak tutmaktan, var sen, bütün sefalar senin olsun. Beni ne tarafa atarsan at, ben senin sevdanla yanmaktan, senin sevdana koşmaktan, senin sevdandan kavrulmaktan sana tat gelecekse, var sen beni nereye atıyorsan at. Benim gözyaşım sana tat verecekse, Fırat Nehri gibi aksın, sana doğru akacak. Sen tatlan ey sevgililer sevgilisi, ben cefacı çekeyim. Sen tatlanıyorsan ben acılara banayım. Sen tatlanıyorsan ben hasretinde yanayım. Sen tatlanıyorsan sen istersen gözünü dahi süzme bana. Ben beklerim senin kapında ebediyen. Sen tat alıyorsan kapında bekletmekten razıyım. Sen tat al yeter ki. Her neden tat alıyorsan. İstediğini yap benim üzerimde. Mıkım dahi çıkmayacak. İster Yemen'e at, ister Fizan'a, ister kaynar kazanlara, ister hançerlerin altına at. Bakmayacağım kimin kestiğine, kimin yaktığına, kimin vurduğuna. Hepsi de senden diyeceğim. Senin. Bıraktım kendimi senin kollarına. Bıraktım kendimi sana. Sen istediğin tarafa döndür. İstediğin tarafa çevir. Beni ashab-ı keyf gibi göreceksin. Of dahi demeyeceğim. Üf dahi demeyeceğim. Ne tarafa döndürdün dahi diye sormayacağım. Bakmayacağım döndürdüğün yere bile. Gözümü senden ayırmayacağım. Gözümü senden kırpmayacağım. Gözümü senden zerrece, göbeğinden çekmeyeceğim. Ben hep sana bakacağım. Sen neden tat alıyorsan, tat aldığın yöne çevir. Teslimim.
aklım yok, fikrim yok, düşüncem yok, fıkıhım yok. Hiçbir şeyim yok senin önünde. Sen ne tarafa çevirirsen o tarafa döner. Hepsi de balık gibi karada çırpınsın, suyu aç. Irmağın bendini yık. Sen suyu açmazsan biz karada kalırız, çırpınırız. Son nefesini verecek balıklar gibi oluruz. O çırpınışımızdan zarar da görenler olur. Bizim etrafımızda zarar görenler var ise bazen susuz kalıp çırpınıştığımızdandır. Kulağının zarı patlayanlar var ise susuz kaldığımızda avaz avaz ağlayaraktan bağırmamızdandır. Uykunuzu bozuyorsak, gece uyandırıyorsak bilin ki hasretimizden bangır bangır bağırışımızdandır. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan özür dileriz diyecek aklımız yok. Belediye değiliz, müteahhit de değiliz. Zarar verdiğimizin dahi farkında olmayız. Çırpındıkça çırpınırız, çırpındıkça çırpınırız. Ta ki o can suyu gelinceye kadar, ta ki o deryaya kendimizi atıncaya kadar, ta ki ben buradayım deyinceye kadar, ta ki gözlerini gözlerimize dayayıncaya kadar, ta ki diz dize gelip Allah deyinceye kadar, ta ki sarmaş dolaş olup arşalada zikredinceye kadar, ta ki arşalanın zirvesinden ona doğru bakacağız deyinceye kadar, çırpındıkça çırpınırız, çırpındıkça çırpınırız, çırpındıkça çırpınırız. Ne gök halkı bilir derdimizden, ne yer halkı bilir derdimizden. Çırpınırız, yanımızdaki kimse bizim omuzumuza vurdu der. Çırpınırız, melekler der ki bu kafayı kırmış, ne arıyor burada der. Çırpınırız, susuzuz biz hiç, doymayız. Doymadıkça doymayız, doymadıkça doymayız, doymadıkça doymayız. O doyumsuzluktan çırpınırız. O açlığımızdan çırpınırız. O hasretten çırpınırız. Kendimizce o uzaklıktan çırpınırız o canına canım dese de. O yüzden aşık hep çırpınır. Çırpındıkça etrafa zarar verir. Verir. Maddi manevi. Ey zamanede eşi benzeri bulunmayan, Allah aşkına halkın feryadına yetiş. Allah aşkına. Senin eşin benzerin mi görünmüş ki sen hiçbir şeye benzemezsin? Sen neye benzersin ki ona benzetelim? Benzettiğimiz şey sen değilsin ki. Sen hiçbir şeye benzemezsin, feryadımıza yetiş. Sen hiçbir şeye benzemezsin, elimizden tut katından. Sen hiçbir şeye benzemezsin, katından, gönlümüzünden tut. Eller bizim elimizden tutmaz. Kimseler bizim yüzümüze bakmaz. Biliriz, seviyorum diyenler sevmez olur bir gün. Biliriz, peşine düştük diyenler bir gün arkamızdan hançer vurur. Sen abilerin abisisin diyen önce asar bizi. Sen canımdan cansın diyen önce hançerler bizi. Senin gibi seven olmadı diyen önce o asar bizi. Biliriz, ey canlara can katan, ey feryatlara cevap veren, ey kimsesizlerin kimsesi, ey padişahlar padişahı, nazımız sana, niyazımız sana, duamız sana, feryadımız sana, hicranımız sana, gözyaşımız sana, ibadetimiz sana, varlığımız sana, yokluğumuz sana. Biz la ipine yapışmadık, biz illallah ipine yapıştık. La ipine yapışsaydık bizi hasretten hazrete kataydın.
feryadımıza bakmasaydın. Ama biz illallah ipine yapıştık. La ipine yapışanlardan olmadık. İllallah ipinde duranlardan olduk. Yetiş feryadımıza. Bizi naçar bırakma. Bizi zalimlerin elinde oyuncak eyleme. Bizi aşksızların elinde oyuncak eyleme. Bizleri dertsizlerin elinde oyuncak eyleme. Bizleri firavunların elinde oyuncak eyleme. Bizleri gönülden muhabbetini aldıklarının elinde oyuncak eyleme. Bizleri açsızlık kokusuna oyuncak bırakma. Bizleri merhametsiz, sevgisiz, gönüllerinde hissiz insanların elinde oyuncak olarak bırakma. Bizleri katına al, bizleri yanına al, bizleri kendi perdene al, bizleri kendi kokunla kokulandır, bizleri kendi canına canlandır, bizleri kendi ruhunla ruhlandır, bizleri katından ilim ver, bizleri katından hidayet eyle, bizlere katından lütfeyle, bizlere katından ikram eyle, bizleri katından rızıklandır, bizlere katından ver her ne vereceksen ey merhametlilerin en merhametlisi. El Fatiha ve salavat. Amin.